Efendim merhabalar, yine çok güzeliz, yine çiçekli, aromalı, mis kokulu. Çünkü bizim olayımız bu, işimiz kokular, mis kokular. Bu da dünden yaptığımız mumumuz, çok güzel hikayelere koymuştuk. Sanıyorum Hülya Kayhan hesabında öne çıkan hikayelerde mum yapımını gösterdik. Bal mumu, işte 10 gram bal mumu kullandıysak 40 gram zeytinyağı koyabilirsiniz. Biz bal mumunu biraz daha az kullandık. İçine Hindistan cevizi yağıyla karite yağı koyduk. Hindistan cevizi yağı ve karite yağı daha çabuk donuyorlar. Daha çabuk dondukları için onlardan istediğimiz kadar koyabildik. Yani biz 200 grama kadar koyduk. 10 gram bal mumun içine 200 gram şey koyduk. 100 gram Hindistan cevizi, 100 gram shea butter koyduk. Ama eğer bunu zeytinyağıyla yapmak istiyorsanız mumu, çünkü diğer yağlar çok pahalı, ben bunu zeytinyağıyla yaparım diyorsanız, zeytinyağının oranı 10 gram bal mumuysa 40 gram zeytinyağı şeklinde yaptığınızda mum kıvamında olacaktır. Aksi halde çok sıvı istemediğiniz, çünkü donmasını istiyoruz, böyle kalıp gibi olmasını istiyoruz. Onun için parafin de kullanmayacağız, çünkü sadece bal mumuyla donduracağız. Bal mumuyla zeytinyağı kullanmak isteyenler 10 gram bal mumun içine 40 gram zeytinyağı ile güzel mum kıvamında bir kıvam elde edecekler donduğunda. İlk önce böyle bu donacak mı, bu donacak mı olabilirsiniz. Ama eğer elinde Hindistan cevizi yağı olan, karite yağı olan, donan, yani katı olan yağlar varsa, bir tanesi de hangisiydi? Kakao yağı. Mesela kakao yağı da çok, hem kendisi de çok güzel kokuyor. Öyle varsa o zaman onları 200 grama 10 gram bal mumu koyuyoruz. Hepsini eritiyoruz. Erimiş olanı mum kalıbına koyuyoruz. Araya bir ip oturtuyoruz. Bu hazır ipler var. Onlardan oturtuyoruz. En son bal mumunu bu şey içine dökerken içine uçucu yağlarımızı koyuyoruz. En güzel uçucu yağlar, mumda kokanlar, hepsi çok güzel ama mumda en çok tarçın misler gibi kokuyor. Buram buram kokuyor, çok koku yayıyor. Karanfil çok güzel koku yayıyor. Limon türleri o kadar çok koku yaymıyor. Biraz daha yüksek koymanız gerekiyor. Greyfurt portakal iyi kokuyor ama normalde 200 grama 40 damla kadar koymanız gerekiyor. Daha az koyarsanız o güzel kokuyu elde edemiyorsunuz. Ama tarçın ve karanfil 10'ar damla bile koysanız buram buram mis gibi kokuyor. Sedir çok rahatlatıcı. Sedir uçucu yağı koyabilirsiniz. Lavanta koyabilirsiniz. Dediğim gibi lavanta, sedir gibi uçucu yağlardan da totalde 200 gram yağ hazırladıysanız buna 40 damla kadar uçucu yağ koymanız lazım. Ama mumları küçük yaptınız. 10 gram bal mumu 40 gram zeytinyağı ile yaptınız. Zaten elinizde 40-50 gramlık bir malzeme var ve küçük mumlar yapıyorsunuz. O zaman da bu toplam 40-50 gramlık mumunuzun içine 20 damla istediğiniz uçucu yağlardan koyabilirsiniz. Çok güzel kokacaktır. Dediğim gibi Hülya Kayhan'da öne çıkan hikayelere yapılış, eritme şekillerini falan koyduk. Oradan da mumlarımıza. Çok güzel kokuyor. Bu mumların güzelliği, bunları cildinize sürebiliyorsunuz. Efendim şimdi bu akşam sizlere yine çok sevdiğim, çok kıymetli, aromaterapi konusunda da çok başarılı olan, kendini bu konuya adamış olan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi, aynı zamanda bir iş yeri hekimi olan çok sevgili kardeşim, canım, Doktor Gülsüm Öncü ile tanıştırmak istiyorum. Gülsüm'ü davet ediyorum. Seveceksiniz onu. O da böyle çok naif, çok kibar, çok zarif bir hekimdir. Aromaterapiyi, fitoterapi sertifikası alırken Medipol Üniversitesi'nde o da benden almıştı. Bu benim Medipol Üniversitesi'nde doktorlarla yaptığımız eğitimlerden çok muhteşem hekimler yetişti. Zaten onlar çok muhteşemler ama aromaterapiyi pratiklerinde kullanabildiler ve çok güzel işlere imza attılar. İşte efendim onlardan bir tanesi benim canım kardeşim, sevgili Doktor Gülsüm Öncü. Hoş geldin Gizem'im. Hoş bulduk Hülya ablacığım. Nasılsınız? Ben iyiyim tatlım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Heyecan var. Çok heyecan var değil mi? İnsan ne kadar olsa da heyecanlanıyor. Böyle şimdi toparlayabilecek miyim falan diyor. Ama konuşmaya başlarken senle ikimiz şurada nasıl yapıyorduk, burada nasıl yapıyorduk der gibi. Şey olacak, çok akıcı geçecek umarım. Senden biraz kendinden bahset. Aromaterapi senin şeyde
sunumlarında. Bu arada Gülsüm bizimle sunumlar da yapıyor büyük doktor ve eczacı grup kitlelerine. Biz beraber çok vaka sunumları yaptık. İşte nasıl uygulanır, nasıl yapılır, nasıl destek alınır, nedir geleneksel ve tamamlayıcı tıp içinde, fitoterapinin içinde aromaterapi. Bunları da beraber yaptık. Buyur Gülsüm'cüğüm. Şimdi ben pratisyen hekimim. 5 senelik bir hekimim. Hatta 16 senelik bir hekimim. Maşallah. Bu süreç içerisinde çeşitli sahiplerde hep görev aldım. Genelde acilde aile hekimi olarak, hani acil servis sorumlusu olarak daha çok kadın doğum ve çocuk üzerine çalıştım. Aile hekimi olarak tabii hepsine bakıyorsunuz. Hepsine bakıyorsunuz, evet. Son 6 senedir de hem kurum hekimliği hem iş yeri hekimliği yapıyorum. Hasta portföyüm oldukça konuda herkes geliyor. Sonuçta bir pratisyen hekim herkesin şikayetini dinliyor. Hep bütün şikayetleri bilip ona göre yönlendiren basamak oluyorsunuz. Ya da şikayetleri evet. olabiliyorsanız bir şekilde ne mutlu bize diyoruz ama benim arayışım aslında fitoterapiyle başladı. Hani bu şekilde. Fitoterapinin içerisinde aromaterapiyi sevmemin nedenlerini de anlatacağım birazdan ama insanlarımız çok fazla yapay şeyler kullanıyorlardı. İlaçlar zaten belli ve bizim toplumumuzda bilinçsiz ilaç kullanımı çok fazla var. Maalesef. İlaçlar komşusuna şu iyi gelmiş de ben bunu kullanayım al bak bu bana iyi geldi. Hani şu Yılmaz'ın şeyi vardır kaynamaya geldi sen de kullan hikayesi. Hani herkes birbirinden duyup maalesef çok fazla şey kullanıyor. Şimdi son zamanlarda sosyal medyanın da gelişmesiyle ve internetten çok fazla kirli bilgi ulaşmasıyla herkes her şeyi kullanır oldu. Eczanelerden birçok ilaçlara ulaşabiliyorlar. Ulaşamıyorlarsa aksarlardan yanlış olanı yanlış şekilde yönlendirilip kullanıyorlar. Aktar burada sorumluluk alıyor mu? Hayır. İyi gel sana diyor, veriyor, geçiyor. Sattığına bakıyor yani sonuçta. Girmem böyle oldu. Doğru olanı bilip insanları doğru şekilde yönlendirip. Soruyorsunuz ne kullanıyorsunuz? Ekstra bir şey kullanıyor musunuz diye bitki vesaire. Bu tamamlayıcı tıpta kullandıkları şeyleri hastalar hiçbir şekilde size söylemiyorlar. Şimdi o yüzden verdiğiniz ilaçla etkileşiyor mu, etkileşmiyor mu bilemiyorsunuz. Hatta sen eczanende yaşadığın bir örneği anlatmıştın. Kişi şey kullanıyor, kan sulandırıcı kullanıyor ama bunun üzerine geliyor ne kullanıyor? Alçak sıratı kullanıyor veya sarı kan toron kullanıyor yani bilinçsiz şekilde. Evet ve daha fazla hematomları olmuştu. Hayır siz kullanamazsınız bunu. Çayı kullanamazsınız siz. Yo aktardan aldım ben kullanabiliyormuşum. Çok iyi geliyormuş kalbe dedi. 3 hafta hastanede yattı. Ve hakikaten anlatamadık ona. Yani hem devlete çok büyük zarar. 3 hafta tetkiklerle bulunamadı ne oldu o hematomların. Hastanede yattı ama kendi canına en büyük zararıydı aslında. Yani söylemiyorlar çünkü bunları çok doğal ve zararsız olarak görüyorlar. Evet ne var ki diyor alıç çayında diyor. Alıç çayı o diyor ben diyor aktar o dedi ki zaten bana diyor. Yani içebilirsin o kalbine çok iyi gelir, damarlara çok iyi gelir, kanını sula. Zaten kan sulandırıcı kullanıyorsun teyzeciğim ben sana demedim mi dedim. Sen bunu kullanamazsın de. Ne bileyim ben siz eczacısınız ya ne anlayacaksınız o çaydan dedim diyor. Ve o an bende şimşekler çaktı. Hayır anlatmalıyız bunu eczacı, doktor, biz de ya özellikle eczacılar biz bunu 5 yıl okuduk diye anlatmalıyız ve hekimlere de anlatmalıyız diye çıktım ben yola. Çok da güzel anlattık ama ne kadar güzel şimdi bir süre yol yürüdüğüm hekimlerim oldu. Çok iyi oldu. İyi ki katıldınız aramıza. İyi ki. Şöyle bir şey var. İnsanlar bize söylemedikleri zaman bilemezsiniz. Biz sormayınca da onlar söylemezler. Şimdi biz bunun farkındalığına vardığımızda evet biliyoruz geleneksel hani ananelerimizden hani Anadolu tıbbı dediğimiz şeylerden gelen aktarımlar var bir şekilde. İnsanlar bunu kullanıyor. En basiti en çok kullandığımız ıhlamur halkımız bunu kaynata kaynata içiyor biliyorsunuz. Demleme usulü olan hastalarıma zorla öğrettim. İnanır mısınız nasıl kullanacaklarını? En basit bu tür şeyler. Bunların içerisinde aromaterapiyle tanıştım. Şimdi aromaterapiyle... O zaman bir iki dakika burada da hemen izleyicilerimiz o bilgi verebilir misin? Şimdi mesela çok önemli bir şey söyledin sen. Kaynata kaynata içiyorlar ıhlamuru. Aslında ıhlamurdan gerçek anlamda tedavi yapmak için nasıl yapılması lazım? Onu söyleyip devam edelim canım.
Öyle diyelim, nasıl yapmaları lazım? Bir kere ıhlamurun yaprakları değil, çiçekleri kullanılması gerekiyor. Bizim floss dediğimiz asıl tıbbi etkinin kaynaklandığı, işte mukolitik etkinin yaptığı, öksürüğü yumuşattığı ya da bağışıklık, solunum yolu enfeksiyonlarında daha destekli kullandığımız çiçekleri, kuru çiçekleri. Onları tepeleme değil, bardağa koyup, sıcak su koyup, üstünü kapatıp demleme, yani o şekilde bekletme, infüzyon dediğimiz bekletme şeklinde kullanmaları lazım. Hani Evet, bizim kaynar suyu koyacağız. efendim Kaynar sesim suyu, yani kaynar tabii derecede bir suyu koyacağız ve öylece infüz orada kendi kendine demlenmesini bekleyeceğiz. Ihlamurları şeye koyup saatlerce fokur fokur kaynatmayacağız. Çünkü geriye bize bir şey kalmıyor. Kaynatıp basınçlı bir şey yaparsak uçucuya elde edebiliriz. Onu da edemiyoruz. Onun için kapalı bir yerde o içindeki uçucu kokulu faydalı molekülleri de şey yapabilmek için üzerini kapatıp bekleteceğiz. Bunu söylediğin iyi oldu çünkü ıhlamur konusunu herkes bildiğini düşünüyor ama herkes kaynatıyor aslında. kapattıktan sonra kapağında biriken o su damlacıklarını da tekrar geriye koymalarını istiyorum ki ben o uçucu yağından, o şeyinden faydalansınlar. Hani bu nasıl olsa gitsin, hani kullanılmaz gibi görmesinler. Biz alışmışız kan kırmızı Esas ıhlamur içmeye halk. şey Öyle orada. değil. Asıl faydası orada. Yayında sıkıntı mı var? Ben gidip Evet. geliyor muyum acaba? Gidip geliyor, biraz Var. sıkıntı var galiba senden ama ben bir Başka ya da bir yere mi benden geç? bilmiyorum, bizden mi? Bizim şey sen şeyi kapat. Bir dakika. Canım Şu şimdi an nasıl? tamamdır herhalde. Şu an ben genel şeye geçtim. Wi-Fi kapadım. Normal hani GSM'den bakalım. Ben de Wi-Fi kapattım. Şimdi sanırım daha iyi. Şimdi aromaterapiye gelince zaten kokular bütün kadınların ilgisini çeken bir mevzu baktığınızda benim de çok ilgimi çekti. Ama hem fitoterapide hem aromaterapide benim en çok ilgilendiğim kokularından ziyade içerisindeki etken maddelerdi. Etken maddeler terpenoid dediğimiz ya da sekonder metabolit dediğimiz bizim fitoterapide bizim faydalandığımız asıl kısım onlardı. Ve bunlar aslında şimdi keşfedilmemiş, daha çok üstünde çok yayın yapılmış ama keşfedilmemiş hani kısım. Yani primer metabolitleri zaten kullanıyoruz ilaç, hani gıda olarak alıyoruz. Gıda. Sekonder metabolitlerin bir kısmını zaten ilaç firmaları şu an kullanıyor hali hazırda ve hala kullanmaktayız. Ama bu terpenoid dediğimiz kısımlar, monoterpenler, diterpenler asıl benim ilgimi çeken kısım buydu. Normalde farmakolojiyi de çok severim. Hani bir bunları öğrendikten sonra hani benim bir ufkum açıldı. Bu şurada kullan, bu burada kullanabilirim. Nasıl biz hani hiç farmakolojide etken maddeleri biliyorsak bunları da bilince bu hastalıkta kullanılabilir. Bu bunun bunda faydası olabilir diye düşünmeye başladım. Ama en çok da ilgimi çeken şimdi belki birazdan biliriz aramın yağların özellikle içeriğindeki bu sekonder metabolitlerin oranlarıydı. Her yağ aynı değil. Her Değil. kesinlikle aynı değil. En basit Maalesef. şöyle bir örnek verelim. Biz çok kullanıyoruz. Halk arasında da artık öğrendiler. Aromaterapiyi de insanlar öğrendiler. En basiti frankincense'de ağrı kesici özelliği çok fazladır. Ama bunun içerisindeki alfa-pineni yapılan çalışmalarda hep %60'larda, %50'nin üstünde olmasını istiyoruz. En basiti. Şimdi Evet. %50 içerisinde bir frankincense, alfa-pinen yoksa ben istediğim kadar ağrı kesici olarak kullanayım. Benim işime yaramayacak. Şimdi Evet. Bir onu de şu an alfa pineni yüksek olmasını gerektiren frankincense ak günlük Boswellia carteri ki evet, aynen. ben Ferahata çok net biliyorum piyasada birçok özellikle internette satılan birçok marka Boswellia serrata. o yüzden bunlar Yani çekim her olarak çok çok önemliydi. O yüzden doğru formülasyonu oluşturmak ve senin öğretmen özellikle hani çok başta anlattım. Bu bir gerçek, belki aromaterapiyi sevmemde en büyük etkenlerden bir tanesi de sensin. canım benim. Ben tabii siz hekimlerle bu şeyleri yapınca şunu gördüm. Hakikaten hekimlerin
Ya biz ilgilenmezdik siz anlatmasaydınız. Çünkü biz bir sürü anlatıldı. Aromaterapi ilk sizden dinlemedik. Hepsi gibi falan dedik geçtik. Ama biz bunun gerçekten işe yaradığını ve neyi ne kadar nasıl olması gerektiğini öyle net ve bilgilerle anlattınız ki biz onu kullandık sonra sonuç aldık. Yoksa duyuyorduk, biliyorduk, gidiyorduk ama Bu sonuç kadar aldık. Yoksa efektif kullanamıyorduk dediler. Yayında bir şey var herhalde Mustafa. Duyuyor musun beni? Yok, şimdi döndüm. Ses yankılanıyordu da kulaklığa geçtim belki daha rahat hani olur diye. Şimdi işin özü bunları öğrendikçe, içindeki etken maddenin oranlarını öğrendikçe, analizli sertifikalı olması gerektiğini öğrendikçe, nasıl bir ilacın prospektüsü var, ne kadar nasıl hani biliyoruz, bunu hastalarımıza kullanıyoruz, bunları bildikçe benim daha çok içim ısındı ve bir şekilde ne oldu? Ben bunu tedavilerime ekledim. İlk önce kendimde ve kendi çevremde kullanmaya başladım yağları. Daha sonra hastalarıma önermeye başladım. Şimdi bir fitoterapi uzmanı olarak reçete edebiliyorsunuz bir şekilde. İlk önce bunun benim uzmanlığını almam lazımdı. Bunu reçete ettiğim zaman da bu eğitimi almış eczacı arkadaşlarımızla çok güzel koordineli bir şekilde iş yürüttük ve gayet güzel oluyor. Hastalarımdan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Klinikte birçok kişiyi alternatif demeyeceğim ben buna. Destek. Tıbbın alternatifi olmaz. Destek olarak farklı bir ilaç tedavi yöntemi olarak sunuyorum. Şöyle de diyebiliriz. Bir şey söyleyecektin herhalde. Yok yok, buyur. Şimdi özellikle yaşlı hastalar, birçok ilaç kullanan hastalar, birbirleriyle etkileşim olan insan hastalara en ufak bir ağrısında ekstra bir hani analjezik verdiğinizde ya da etkili olmasını istediğinizde o kadar çok etkileşim oluyor ki diğer ilaçların etkinliğini değiştiriyor. Ama daha küçük dokunuşlarla onun Bir hayat de o tarzını kadar çok sağlamak. midelerinde zaten Aa, içiyorlar. Dünya kadar kesinlikle. yan etkisi var. Onun yan etkisini azaltmak için mide koruyucu içiyorlar. Uzun süre mide korunmasının koruyucuları zaten midede kanser yapıcı etkisi var. Var da Artı var, var da var. osteoporoza neden oluyor Evet. biliyorsunuz ya yapılmış yayınları var. Aynen, bu kadar çok daha kronikleştiriyor, daha kronikleştiriyor. Ama ona böyle ağrısının psikolojik de olduğunu biliyorsunuz. Bir stres koklama. Sen de Kesinlikle. bir stres, Yapıyorum. değil mi? Çünkü o stres koklama ister. Ben İngiltere'deki eğitime gelince sizlere de anlattım, Ankara'daki eğitimde. Sen var mıydın orada bilmiyorum ama İngiltere'de 3 gün Royal Marsden Hastanesi'ne kanserde ağrı Management of Pain in Cancer Patients diye bir eğitime katıldım. With aromaterapi. Aromaterapi ile kanserli hastalarda ağrı yönetimi, ağrıyı yönetmek. Orada hep anlatılan, benim de hep söylediğim ağrı sadece şurada enflamasyon değil. Bir kere kronik ağrısı olan korku ağrıya çok büyük etki. Etkili. Kaygı, endişe. Biz bunların böyle olduğunu düşünmüyoruz. Ağrının böyle bir şeyle etkili olacağını düşünmüyoruz. Ağrı kesiciyle içiyoruz. O an onu hissetmemek istiyoruz. Ama sonra devam ediyor. Çünkü korkular, kaygılar, endişe, stres devam ediyor. Ağrı da devam ediyor. Korku, kaygı, stres, endişe, kronik stres, kronik enflamasyona sebep oluyor. Kronik Kesinlikle. enflamasyon geçmeyen hastalık oluyor. Onun için biz mesela yeri gelmişken söyleyeyim. Sen ağrısı olan bir hasta küçücük hani böyle gibi de ne öneriyorsun? Bizimle paylaşırsan bir hekim gözüyle, çünkü Hekim ben gözüyle. imtina ediyorum bunu ağrıda bunu kullanın demeye. Genelde çok şey yapamıyorum. Daha çok psikoloji, stres falan diyorum. Bir hekim gözüyle ağrıda aromaterapiden nasıl yararlanıyorsun canım? Tabii şöyle anlatalım. İlk önce hani dedik ki stres bir kere etkili. Özellikle yaşlılarda kronik ağrılar çok fazla olduğu için geçmeyecek kaygısı, geçmeyecek takıntısı çok fazla oluyor. Bu bir. Hani ilk ele alacağımız şeylerden bir tanesi bu. İkincisi de şu. Normal yolakların etkin şeylerini biliyoruz. Özellikle eklem ağrıları ya da kireçlenme, hani romatizmal sıkıntılarla çok fazla geliyor yaşlılarımız. Onlar da bir kere tamamı sabit yağını kullanıyorum ben hani karışımlarda. Onu öneriyorum. Neden? Kan dolaşımını, mikrosirkülasyonu çok fazla artırıyor. Etkiyi artırıyor. İyileşme hızını kesinlikle artırıyor. Selvi koyuyorum içerisine. Alfa pinen çok yüksek. Alfa pinen COX-2 üzerinden ağrı kesici etki yapıyor. Hani bu çok bilinen ağrı kesicilerin etki yolağıyla yapıyor aynı şeyi. Ardıç koyuyorum, yine onda da öyle. Mesela düşük dozda olsa karanfil koyuyorum. Kapsaisin reseptörleri üzerinden etki yapıyor. Onun haricinde yine işte nane eklenebilir. Bununla ağrı kesici etkisiyle beraber ve frankinsens.
Ha, bunun yanında en son getirdiğin bize tanıttığın zerdeçal uçucu yağı çok güzel geri dönüşleri Muhteşem oluyor. bir anti-enflamatuan, Ve şey elimizde Joker gibi diyebilirim. Hani evet. bir verdik normal standart formülasyonu, hani standart demek yanlış olur. Kişisine göre Aynen. değişebilir. Hani hastaya verdiğim formülasyondan işte 100, 10 üzerinden kaçtı ağrın? İlk başta 10'du. Şimdi bunu kullandın. Kaça düştü? 6'ya düştü. Şimdi var. Ama bunun üzerine bir şey de eklesek, nasıl diyeyim size? Zerdeçal. Zerdeçal da etkisek o doğru da 3'e iniyor. Hayat konforu daha da artıyor. Ben Evet. mezoterapi de uyguluyorum hastalarıma. Şimdi Tabii. mezoterapi de ağrı tedavisi yapıyorum. Ağrı tedavisi ikisini kombinlediğimde yaşlarda geri dönüş o kadar güzel oluyor ki hele onlarla beraber geri dönüşte hani size duydukları minnet ve teşekkür zaten tarif edilmez Ben bir his yaşatıyor. hissediyorum. Evet. Ben de çok hissediyorum. Bana da geliyor teşekkürler. Akupunktur yapıyor musun Gülsümcüğüm Yok, sen? akupunktur Yapmıyorsun. yapmıyorum. Yok, akupunktur Çünkü yapmıyorum. akupunktur yapan hekimlerimiz de ağrıda Belli akupunktur noktalara noktalarına uygulanıyor. evet aromaterapiyle şey yine frankincense ak günlük Günlük. Türkçesi ya da günlük de deniyor veya lavanta veya şeye göre ağrıya göre ağrıdı selvi eğer baş ağrısı migren ağrısıysa nane. Tabii, Senin ama nane. migrende hastalarında böyle hani seni çok şey eden hocam yine bize başka bir şey vermeyin ondan verin ne olur. Bir o iyi geldi dedi. Migren şeyi var. Onu da Evet. istersen paylaşalım Şimdi şöyle çünkü migrende de özellikle hani ağrılı ve ağrısız olarak hani ayırıyoruz ama ağrılı olanlarda özellikle naneyi fix kullanıyorum. Niye? Zaten bulantılar oluyor bir. Nane çok evet. iyi bir ağrı kesici. Opioid reseptörleri üzerinden etki ediyor. Birincisi Evet, bu. burada mentepiperite olacak. Evet, kesinlikle Doğru. mentapiperat olacak. Bilakis içinde menton ve Olmayacak. plegon Yok, ketonları olmayacak. olmayacak. Aman aman diyeyim herhangi bir naneyle olmuyor bu iş. Yok. Çünkü bana böyle geri dönüşler de oldu. Onu da altını çizelim. Doğru Şimdi kemotip, kemotip. doğru aktif bileşenli nane olacak. Şimdi bir de ona diyeyim kemotip dediğim zaman bizim hani normal yediğimiz nane değil bu. Hani bizim Değil. O kullandığımız mentapı mentespica. tıbbi naneden bahsediyoruz. Her nane Evet. aynı değil. Neden bunları da istemiyoruz içinde? Onu da söyleyelim. Hepatotoksik ve nörotoksik etkileri var. Şimdi kaş Nörotoksisitesi yaparken evet yüksek olabiliyor evet. aynen. Şimdi kaş yaparken göz çıkartmamak lazım. Biz hastaya fayda sağlamak istiyoruz. O yüzden içindeki etken maddeler önemli ve sertifikalı olması çok çok önemli hani bu Ve konuda. evet çünkü şöyle sanılıyor hep bütün naneler nane yağı işte 10 Ha, liraya nane kesinlikle yağı değil. aldım 15 liraya nane yağı aldım öyle değil. Bu gerçekten önemli çünkü ben bunu hekimlerle ve eczacılarla yapmak istemem ve durduğum yeri değiştirmememin sebebi yani bu eczanede olacak hekimlerle devam edeceğiz. Gerçekten doğru ve iyi olanı ayrı tutmam lazım. Her yerde internette orada burada satarsan herkes onu aynı yağ olarak düşünüyor. Öyle değil. Bunlar hem eko sertifikalı, kozmos sertifikalı ama aynı zamanda ben yağı seçerken 20 farklı nane arasından seçiyorum. Yani mentepiperitelerin de 10 tane farklı Tabii. mentepiperite arasından seçiyorum ki plagonu sıfırın altında olsun diye. Çünkü Olsun. o en nörotoksik. Mesela hamilelerde asla plagon içeren nane kullanamazsınız. Penir oil diye Kesinlikle. geçer o. Bunu da Evet. yeri gelmişken söyleyeyim. Yani migren de çok iyidir ama doğru nane. Yani kesinlikle doğru hani. Bunun yanında hani uykusunu etkiliyorsa lavanta hani bazen ekleyebiliyorum. Bu kişiye göre değişebiliyor ama fix genelde hastalarıma kullandığım normalde frankincense, nane ve vetiver üçlüsünü çünkü Evet. GTBA ile karışabiliyor üçünü kullanıyorum. Frankincense'de hem ağrı kesici etkisi var bir de kronik migreni olanlar geçmeyecek nasıl olsa diye bir düşünce saplantılı bir düşünceleri oluyor. Yine geldi, yine geçecek. Frankincense'in takıntılarda çok büyük etkisi var. Bizim de Takıntılarda, orada travmalar var. travmalarda çok güzel bir Aynen. linçaltı temizliği de yapıyor. Yani Çok bir iyi. taşla çok kuş vuruyoruz. GTBA'yı bir açalım. Gerilim tipi baş Tipi ağrısı. baş ağrısı. Heh. Onda ense köklerine özellikle şu çıkıntılarımıza şimdi bir çukur var kafanın Mesela nane arkasında. var burada. Ben yapayım, sen anlat, ben sen göster bizi. Orada Yapıyorum şimdi. Ben senin hastanım şimdi. Ben senin hastanım canım benim. şimdi ortadaki çukuru bulduktan sonra iki tane çıkıntımız var. Oralara masaj yaparak yedirebilirsiniz. Artı şakaklara yine yedirebilirsiniz. Şu şekilde masaj yapabilirsiniz şuraya. Bu şekilde masaj yapabilirsiniz. Artı
bizi rahatlatması amacıyla da şöyle söyleyeyim. Narus vagus stimülasyon noktaları var. Kulağın arkasından gelip köprücük kemiğinin ön kısmına kadar oraya masaj yapabilirsiniz. Bu bizi oldukça rahatlatır ve serinlik hissi de verdiği için nane. Hani normalde biz ağrılarda buzla bilgilendi mesela buz uygulaması da yapılır baktığınızda. Oldukça rahatlatır. Nane marjoram, çok özür dilerim tatlım. Nane marjoram son çalışmaları, marjoram kekiği. Onu da yeni kattık biliyorsun listeye. Hı. Alzheimer'da özellikle teşhisinde bile artık kullanılıyor. Kullanılıyor. O biraz, evet, evet. O Alzheimer konusunu devans Alzheimer'da marjoram kekiği, nane, vetiver, lavanta, patchouli'yi bir gün sırf bir şeyle evet, yapalım, böyle bir söyleşin anlatalım. Şimdi onun haricinde vetiver kullanıyorum. Çok gergin oluyorlar. Oil of Tranquility diye geçer zaten. Hani oldukça evet. Rahatlatıcı. Huzur ya. Oldukça huzur ya. Vetiver hani frekansımızı da değiştirdiği için hani ciddi şekilde tek rahatlatıcı bir frekansa geçiriyor bizi. Ağrıyı da rahatlatıyor. Oldukça etkili oluyor. Evet. Sen özellikle, ben çünkü çok iyi biliyorum, sen genelde migrende vetiver, frankincense, nane üçlüsünden çok faydalanıyorsun. Çok kullanıyorum. O üçünü evet. Çok rahat kullanıyorum. Bir de şunu unutmamak lazım diyoruz ya, bedene hitap etmiyoruz biz. Ruh, zihin, beden, bu üçü çok önemli. Üçünü çok. Birden hitap edebilmek. Şimdi bir ağrı kesici alıyorsunuz, birçok yan etkisiyle beraber sadece ağrınızı kesiyor. Ama nane kokusu... Uyuşturuyor. Nane ağrınızı da kesiyor, bulantınızı da kesiyor, enerjinizi de yükseltiyor, frekansınızı yükseliyor. Bir taşla o kadar çok kuş vuruyorsunuz ki o içerisindeki evet. Moleküllerle. Yani birisini veriyorsunuz, atıyorum hani nane ya çok ağrım çok iyi oldu, artı enerjim de yükseldi diyor, kendimi daha zinde hissettim diyor. Hangi ağrı kesici bunu yapıyor? Evet, zaten nanenin, tıbbi nanenin çalışmaları da var Gülsümcüğüm, onu seninle evet, de hep konuşuyoruz. Veriyorum, daha spor yapanlara veriyorum. Evet, veriyor musun? Daha veriyorum, fazla veriyorum spor. Kesinlikle. Mesela yerinden kalkmak istemeyen, işte spora gitmek istemeyen ya da gittiğinde yapamayan ya da geldiğinde çok ağrısı olan kişilere turunç yaprağı, petitgrain yağıyla nane yağını koklamalarını, evet. Spor öncesi hatta bergamot da. Şimdi o şeyi ben göstereyim. Mesela bir yağ, biz size şimdi 3 tane yağ diyoruz ya sevgili izleyicilerimiz. 3 yağ, işte az önce mesela Gülsümcüm dedi ki ben migrende vetiver, frankincense ve nane öneriyorum dedi. Bu şu demek, vetiver, frankincense ve naneden şöyle bir rolon şişesine, bu rolon şişelerini, bunlar her yerde var, eczanelerde de var hatta, bizim bayi eczanelerde de var. Onar damla karışımı bunun içine yapabilirsiniz. Ve bunun tıpasını kapayabilirsiniz. Veya bunu damlalıklı bir şişeye yapabilirsiniz. İster rolon şişeye yapıp, az önce Gülsüm, Doktor Gülsüm Hanım söylediği gibi şu buralara böyle rolon şişeden sürebilirsiniz. İster damlalıklı şişe eşit oranda karıştırıp bunu yatarken gece şöyle hava yayıcı varsa onun içine koyup yanında yatıp kitabınızı okuyabilirsiniz. O an migrende okuyamıyorsunuz ama en azından bütün ışıkları kapatıp onu öyle ortamda sonra bir yarım saat çalıştırıp kapatabilirsiniz. Ve yine şakaklarınızı Gülsümcüğüm söylediği yerlere koyabilirsiniz. Aynı şekilde enerji için spora gidecekseniz bergamot, turunç yaprağı ve naneden eşit nane. Karıştırıp evet. Yanınıza alıp spor çantanıza giderken bir yapın, bir deneyin, göreceksiniz ne kadar fark ettiğini. Bir kere insan çok daha değişiyor. Neşeli oluyor. Zaten sonra spordan sonrası kolay. Orada zaten serotonin geliyor ama gitmesi zor ya. Ayaklarım böyle. Ben mesela çok zorlanıyorum. Allah var ya. Benim bir şey itmesi lazım o spora gitmek için. Şimdi duymasın hoca da burada. Zaten son zamanlarda sallıyoruz. Pandemi var, şey virüs kapmayalım falan diye. Şeyi çok ciddi enerji veriyor. İyi hissediyorsunuz, keyifli hissediyorsunuz, enerji hissediyorsunuz. Ağrınız varsa ağrınız da geçiyor, bahaneniz kalmıyor gitmem için, mecbur gidiyorsunuz. Şimdi kusura bakma canım, yok. Çok iyi oldu. Benim aklımda bir de şu var. Şimdi ağrıdan bahsettik ya az önce. Ağrılı olan kişileri stres koklama da veriyorum. Özellikle bu pandemi döneminde hepimizin sirkaden düzeni değişti ve bozuldu. Geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Evde olduğumuz dönemlerde sokağa çıkma yasağı var. Kendimize eğer evde bir uğraş vesaire yapmıyorsak hani
bizi zorlayacak, hani biraz daha dürtecek bir şeyler yoksa daha sedanteriz ve daha sıkıntılıyız. Stres koklama bu zamanlarda oldukça önemli çünkü bize çok iyi bir melatonin lazım. Hani baktığımız zaman evet kullandığımız yağların antiviral etkisi var. Hani koruyucu olarak kullanıyoruz bunları kendimizde ama melatoninin ağrı kesici etkisi de var baktığınızda. Gün içerisinde kokladığımız serotonini artırırken serotonin daha sonra akşam melatonine dönüşüyor. Hem size hani baktığınız zaman viral hani gücünüzü artırıyor. Ağrı kesici özelliği olduğu için kronik ağrılarda o da rahatlatıyor. Gece gündüz karışımlar yapıyorum çünkü ayrı ayrı veriyorum. Tek hani stres koklamayı ben vermeyi çok uygun bulmuyorum hastalara. Öyle çok daha güzel akşam konuşuyorum. Akşam uyku karışımını verip gündüz stres koklama veriyorum. Evet. Daha, çok çünkü, daha güzel çünkü biyolojik ritmi, sirkadyen ritmi düzelmeyen bir türlü o dengeyi sağlayamıyor. Denge için yapıyorsun. Kesinlikle. Çünkü vücut bir denge içerisinde sonuçta. O dengeyi bulmadığı zaman zaten çarklar yerine oturduğunda dışarıdan aldığınız en ufak etki bir gülümseme bile sizi mutlu edip hayatınızı daha iyi hale getirebiliyor. Yeter ki dengemiz yerinde olsun. Öyle değil mi? O yüzden mesela akşamları uykudan bahsetmişken mesela vetiver yine hani kullanıyorum, lavanta kullanıyorum. Frankincense eğer çok takıyorsa kafasına yatmakta zorlanıyorsa kullanıyorum. Artı sedir de veriyorum hani daha kolay uykulara dalabilsinler diye onu kullanıyorum. Gündüzde mesela yine stres için bergamot sedir olabilir, frankincense olabilir. Sediri erkeklerle daha çok tercih ediyorum. Yılank yılank gerçi sevmiyorsa koku da şöyle bir şey de var. Hani sen de çok yerine getirdin. Kişilerin kokulara verdikleri tepkiler çok farklı olabilir. Herkes her kokuyu sevmeyebilir. Evet de alternatifleri var. Ben sediri seviyorumdur misal. Yılang yılangı çok seviyorum ama yılang yılangı sevmiyorumdur. O zaman onun stres koklaması için sedir önermeliyiz ki hani şey olmasın, sıkıntıya girmesin gibi. Evet. Orada da şöyle yapıyoruz. Biz zaten içerdikleri seski terpenlerden özellikle betokaryofilden oranına göre formülasyon yapıyoruz. Evet. Betokaryofilin de son çok duyduğunuz, çok da duyacaksınız. Şu an izleyen hekimler varsa onlar için de anlatayım. Betokaryofilin kannabiste de olan, yani kannabiste şey olan, high yapan ve acıktıran tetrahidrokannabiol ki o zaten sütünde var. Marihuana'da yapraklarda koklandığında baş ağrısını kesen, iyi hissettiren, mutlu hissettiren molekül betokaryofilin. Betokaryofilin kenevirin yapraklarında da var. Şeyde de var ama high yapan molekülü değil. Tetrahidrokannabiol o kannabisteki. Karyofilin high yapmıyor yani uçurmuyor işte çok acıktırmıyor yan etkileri yok ama endorfin salgısında çok ciddi artış çok kıymetli yapıyor. Evet özellikle kannabinoid reseptör 2 agonist etkinlik yaparak CB2 aktivitesi yaparak endorfin salgısını arttırıyor. Endorfin de bizi iyi hissettiriyor, mutlu hissettiriyor, ağrıyı azaltıyor. Aynen biz bu etkiyi gösteren uçucu yağları yani betokaryofilin içeren uçucu yağları kullanıyoruz evet. Koklamada. Aynı zamanda diğer tabii az önce telefon gelince evet. Kapatmak zorunda. Kapatalım. Evet. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim çünkü bu kannabinoid sistem çok önemli bir sistem. Bizim çok özel bir sistemimiz. Reseptörleri çok özel. Ve biz aromaterapide bu reseptörler üzerinden etki eden uçucu yağlarla çok faydalanıyoruz. Ya, kesinlikle. Aynı mantık. Bu. Ama sadece yan etkili olan moleküller farklı. Kesinlikle. Şimdi bunlar bu formülasyonları sen bilimsel çalışmalar okuyarak yapıyorsun. Sonuçta içeriklerinin oranlarını biliyoruz. Biz de bunları öğreniyoruz. Ona göre öneriyoruz. Hani hiçbir zaman değil ki al bunu kokla sana iyi gelsin. Al bunu sür sana iyi gelecek. Bunun altında arkasında yok. Yatan o kadar çok büyük bir bilgi birikimi var ki kimse ezberden bir şey söylemiyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Hastaları bir tedavi ya da bir şey önerdiği zaman al bunu sür hemen geçecek diye. Onun oluşması ne kadar zaman sürüyor bir düşünün. Vücudumuzun o hale
germesi hemen geçmeyecek elbette. Biraz sabırlı olmaları lazım. Stres toplamada bu bakımdan aslında insanların tedaviye adaptasyonunu da sağlamak açısından oldukça önemli buluyorum ben. Evet. Ya zaten istiyorlarsa ağrı kesicileri almış da olabilirler. Olabilirler. Ama ağrı kesicini evet. Nereye kadar? Hayatının kadar. Sonuna kadar mı alacaksın? Bundan temelli kurtulmak istiyorsan, gerçekten şifa istiyorsan o zaman altında yatan sebepleri, bizim aromaterapiyle yapmaya çalıştığımız sebeplere yöneliyoruz. Neden oluyor bu? Nasıl azaltabiliriz bu sebepleri? O zaman gerçekten vücudumuza tam olarak iyilik yapmış olacağız. Bunu da çok önemsiyoruz. Bir de şu... buyur canım. Buyur. Şimdi mesela yine hani dediniz ya azaltabilen sebepler. Ben genelde hep böyle etrafımda hastalar geliyor, ne kullanıyorsun? Bir torba ilaç döküyorlar hani önümüze, bunu kullanıyorum. O tür yaşlılarda özellikle şu dönem en çok karşılaştığım şeylerden bir tanesi de gençler de yine aynı şekilde. Bağışıklık sisteminin düşmesi ve stresten dolayı zona vakaları çok fazla artmış durumda. Zona çok geliyor. Şimdi bu dönemde vereceğiniz herhangi bir antiviral, evet verebiliriz, tedavisinde var. Karaciğer enzimlerini zaten daha yüksek tutacak baktığınız zaman. Karaciğer riskleri çok fazladır. Ama aromaterapiyle o kadar güzel çözebiliyorsunuz ki zonayı, geri dönüşler o kadar iyi. Nemlendirici gibi bir yağ sürüp. Tabii. Kesinlikle evet. Öyle. Kesinlikle evet. Öyle. Gayet güzel. Tamamını ve neoli kullanıyoruz mesela. Onda da ve ben trenkinsans ekliyorum. Hani oran şey olarak belli oranlarda kişiye göre. Çok da rahatlıyor hastalar. Herhangi bir antiviral de kullanmıyor hani baktığınızda. Ama bu demek değil ki ben bunu veriyorum, hastayı takip etmiyorum. Hastayla sıkı takip içerisinde olacaksınız. Çünkü kafasında bir sürü soru işareti oluyor. Ne olacak, ne gidecek? Alışık değiller ya da öyle bir talep gelmiyorsa kendisinden bunun için farklı bir şey yapabilir miyim diye. Bunu anlatmanız biraz zaman alabiliyor. Ama hiç ben ama sizi çok takdir ediyorum. Çünkü siz devlet kurumunda emek yani çok zor vaktiniz, şimdi biraz vaktiniz var ama çok kısa sürede bir sürü hasta görmeniz gerekiyorken ya bakın bir de bunun hani arz ediyorsanız doğal olanı var, bunu da sürebilirsiniz, kendinizi bundan koruma yani anlatıp o insanlara anlatmak lazım. 3 dakikan varken çünkü sen şimdi özel bir yerde olsan orada zamanın var muayenelerinde evet. Farklı ama devlet kurumunda vakit dar, sık sık geliyor. O anlatacak şey bazen insanlar hemen anlamıyorlar. Ben seni biliyorum 4 kere 5 kere bakın böyle de bir şey var dediğin hastalarım var. Sonra duydukça ya benim arkadaşıma iyi gelmiş, bana ondan öner dediklerini değil mi? Ya evet ya, güzel sonuçlar alıyoruz. Zaten kendi çevremizden böyle başladıktan sonra hani ben diyemem ki ben kendim kullanmadığım bir şeyi başkasına önermem de doğru olmaz hiçbir zaman. Ya bu ilaçlar için de aynı şekilde geçerlidir. Kendim ve çevremde ilk önce yaygın şekilde kullandıktan sonra başkalarına önermek çok daha güzel oluyor ve çok daha güzel sonuçlar alıyorsunuz. Şeyleri açalım mı Gülsüm soruları? Neleri? Çünkü eminim çok tamam. Sorular var. Olur. Bu arada kabızlıkta aromaterapi masajı evet. Senin önerdiğin kullanıyorum kabızlık içinde. Tabii bir beslenmesini düzeltiyorsunuz. Hani beslenmeyi düzelttikten sonra ya da neler yemesi gerektiği vesaire. Buna rağmen çok fazla kabızlık devam eden. Destek olarak ben tamamı Clarisage ve nane karışımında olan bir formülasyon veriyorum. Vereyim mi formülasyonu yoksa sen anlatır mısın? Yok onu onları zaten hani doz olarak kişiye özel hem eczaneden hem de bir hekimi görmeleri lazım. Buradan kesinlikle. Direkt alın ben, bunu tamam. Yapın diyemez ama mesela, koklama olarak eşit oranda nane ve misk adaçayını koklayıp onun yine tamamıyla masaj yapıyoruz. Aynen öyle saat yönünde. Günde 4 ile 8 arası tekrarlayabilirler yine bu masajı. Hani bir kere sür gibi değil. Oldukça rahatlatıyor. Geri dönüşleri de çok iyi oluyor. Aynı şekilde dozları azaltarak hani çocuklarda da veriyorum. Özellikle ne zaman tuvalet eğitimi alırken çocuklar hani kaka tutuyorlar. Hani çiş alışkanlıklarını falan rahatlatıyorlar. Tamam hani şey yapıyorlar ama kaka tutmaları biraz daha fazla olabiliyor. Bu anal fistüre neden olabiliyor. Bu durumda dozları biraz daha azaltıp masaj verip artı frankinsans koklama verip çünkü takıntı korkuları oluşuyor yapmaya. Bunda da çok güzel sonuçlar aldım tuvalet eğitimi sırasında. O da beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Değil
Değil mi? O da kolaylaştırıyor. Evet. Stres koplama için gündüz ve gece için pratik öneriniz denmiş. Onu istersen sen gündüz ve gece olarak söyleyebilirsin. Şöyle söyleyeyim. Hangi yağları kullandığınızı en azından. Ben hani eğer ev ortamındaysanız hani difüzöre koyabilirsiniz. Ama ben rolon kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Koy cebine, çantana, her yerde her şekilde koklayabiliyorsun. Yani hiçbir sıkıntısı olmuyor. Gündüz için hani bergamot turunçginlerden enerjiyi çok yükseltir. Bayanlar için yılan kılank öneriyorum. Erkekler için sedir, yani hangisini tercih ederse sedir ya da yılan kılank diyelim. Bu ikili kombinasyonu. Gece içinde vetiver, lavanta ve frankincense öneriyorum. Takıntılar stresten dolayı uyuyamam varsa, aynı şekilde o takıntılar devam ediyorsa gündüzü frankincense de ekliyorum. Yani bir olana gündüz söyledin yağlar, bir olana evet, akşam söyledin vetiver, lavanta. Bu şimdi akşam bunu da isterseniz hava yayıcıya koyabilirsiniz. Tabii. Bunu da şöyle bir şey, sirkadiyen ritme uygun olarak koklamalarını öneriyorum. Ne gibi? Mesela sabah işte 7-8'de... Kekik yan öne tuttur bence. Evet, 7-8 gibi kalktık diyelim. 8'den 2'ye kadar en az 3-4 sefer koklamalarını öneriyorum. Öyle söyleyeyim, en az hani o şekilde. Şeyde akşam koklamayı da 5 itibariyle 11'e kadar koklamalarını öneriyorum. Artı sadece koklama yapmayabilirler. Bilek iç kısımlarına, kanlanmamış okulda bilek iç kısımlarına sürebilirler. Kulak arkalarına sürebilirler. Burun önüne sürebilirler. Ancak gündüz olanları bergamot olduğu için bergamotun fototoksik etkisi vardır. Toksik derken leke yapıcı, güneşle karşılaştığında leke yapıcı etkisi vardır. Ona dikkat etmelerini öneririm. Koklama yapmaları daha doğru olabilir o şekilde. Sürüp güneşe oturmamak lazım. Evet, kesinlikle. Gülsümcüğüm, şurada bir soru var. Avukat Seda Güçlü Kurt'un bir sorusu. Evet. Onu ben cevaplayayım. Covid profilakside kekik yağı, Covid'den %83 oranında olan kekik yağı oral yoldan günde kaç doz ve kaç gün kullanılır? Oral kekik yağını sabah aç karnına bir bardak suya bir damla eten bir. Uçucu yağlarda özellikle uzun süreli kullanılmayacak uçucu yağlarda oral kullanım sürmekten ve koklamaktan çok daha düşük etkilidir. Oral kullandığınız bir uçucu yağın ben bunu eğitimlerimde de veriyorum. Bu bizim Tisserand'ın eğitiminden, benim Amerika'da aldığım eğitimden. Ben hem İngiltere'de Tisserand'ın öğrencini yaptım hem Amerika'da. Bu Amerika'daki eğitimdendir. O notları sizlerle de, yani burada anlattığım kişilerde bizzat orijinalini paylaştım. Özellikle kekiğin içindeki karvak rolü, ökoliptusun içindeki ökoliptolün ve limonun içindeki D limonenin oral olarak kullanıldığında 300 mg aldığınızda bunun 300 mg ki alamazsınız. 300 mg bu 10 mg. Alamazsınız 300 mg. Alınabilir, ne para ne bir şeyle alınabilir. 300 mg aldığınızda biyo yararlanımı 10 miligram falan oluyor. Şimdi onun için oral aldığınızda etki çok çok daha düşüktür. Onu süreceksiniz, koklayacaksınız. Aynı çalışmada uçucu molekül koklandığında karvakrol bir uçucu moleküldür. Bunu lütfen unutmayın. Karvakrol kekiğin içindeki kokusunu veren bir fenoldür. Aynı karanfildeki öjenol gibi. Ve bunu kokladığınızda 100 miligram kokladığınızda 1200 miligram kanda şey görülür. Onun için koklamayla ve sürmeyle çok daha yüksek etkisi vardır. Bu bilim. Şu an anlattım. Tamamen bilim ve ben bunu hekimlere, eczacılara verdiğim eğitimde kan plazma konsantrasyonlarını koklamayla ne kadar oluyor, sürmeyle ne kadar oluyor, oral alımla ne kadar oluyor anlatıyorum. Sizin bu etkinlikte 300 miligram yani şu an COVID üzerinde etkili olabilecek karvakrolü %80 bile olsa içeren kekik uçucu yağınız içerek alamazsınız. Onu içmeniz için 300 gram kadar, ki böyle bir kekik hayatta içilemez. İçilirse öldürür, zehirler. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu demek istiyorum. Kekik içilmez. Kekik uçucu yağı COVID için içilmez. Onu televizyona bir aktar çıktı söyledi. Böyle bir şey olamaz. O an televizyon programının yapımcısına hepsini aradım. Bu konuda siz ne yapıyorsunuz dedim. Yani ben şu an size hakikaten ben çıkmayacağım artık bu programa falan diye de söyledim. Şimdi işte Hülya'nın biraz sonra değiştireceğiz, altına not koyacağız dediler. Olmaz. Kekik uçucu yağını COVID için içemezsiniz. Çünkü içtiğinizdeki bir şey first pass metabolizme girer.
Şu an hekimler ve eczacılar beni daha çok anlıyorlar. First pass metabolizme girdiği için etkili olacak doz, COVID'de etkili olabilecek doz için içilmesi gereken çok yüksektir. Böyle içilebilir sertifikalı, organik, içilebilir, içilebilirliği kanıtlanmış bir kekik Türkiye'de yok. Yok, dünyada da yok. Onun için kekik uçacağını COVID için içemezsiniz nokta. Sürebilirsiniz, koklayabilirsiniz. Sürmeyle koklama zaten etki olarak kuamdaki konsantrasyon olarak çok daha etkilidir. Ama asla ve asla COVID'e etkili olabilecek kadar yüksek dozda kekik içebilmeniz mümkün değil zaten. Öyle bir kekik bulabilmeniz de mümkün değil. Onun için o konu çok güzel bir soruydu. Ben cevaplamak istedim. Yani bir işte bunu anlattım ben. Bir aktarın televizyona çıkıp kekik içiyorsunuz COVID'den koruyor demesi kadar iğrenç bir şey olamaz. Ve hakikaten insan ağlamak istiyor. İçemezsiniz. COVID'den koruyacak kadar kekik 300 miligramdır. İçilebilir bir şeydir. Ölürsünüz. Ya lütfen. Yani hani doz, kan konsantrasyonu, plazma konsantrasyonu içince kandaki şeyi bunları bilerek konuşuyoruz. Lütfen koklayabilirsiniz. Doğru. %80 mi karvakrolünü buldunuz? Güzel ki yok. %80 diyenler 32 çıktı. Ben analize gönderttirdim. %80 diyenler 13 çıktı. Şaka gibi. Ama neyse. Hadi inandınız, aldınız. Hatta çok güvenilir bir marka. O aldınız, tamam, sıkıntı yok. Güven. Ama içmeyin. Koklayın. İçeceğiniz doz yani bunlardan 30 tane içilir mi ya bu? İmkansız o doza. Yani COVID'e etkili doza gelebilmesi imkansız kekiğin içerek. Ama koklayarak, havadaki virüslerle savaşarak, havaya iyiceye koyabilirsiniz. Doğru kekik bulduysanız. Sonra kekiği sürebilirsiniz. Bir de çalışma aslında inhaler şeklinde verildi insanlara COVID'de. O karvakrolü buruna nebulizatörle verdiler. Lütfen unutmayın. Bu bir inhalasyon. Asla içmediğin. Ne olur içmeyin yani. Kekiği içmeyin. Bitti. Kusura bakma Gülsümcüğüm. Konu yok, çok, çok önemli. Kesinlikle nerede öyle. Nerede gelecek, nasıl gelecek diye bekliyordum. Kesinlikle umarım, öyle. Ben de etrafıma mutlaka söylüyorum. Hastalarımdan da geliyor bu. Kesinlikle içmemeleri gerektiğini, ancak ve ancak koklamaları gerektiğini mutlaka belirtiyorum. Hani COVID'den laf açılmışken, yani şu an zaten belli bir şekilde pandemi dönemindeyiz. Hala da devam ediyor. Korunmaları için mutlaka ben kendim de COVID geçirdim maalesef. Yani hastalarımdan aldım. O süreçte nelerden faydalandım? Çok geçmiş hani onları oldu. Hani söyleyeyim, teşekkür ederim. Şöyle bir şey. Mutlaka Nozmix ürününden çok faydalandım. Hem kokumun geri dönmesinde çok faydalandım. Hani koku Nozmix'ten çok geri dönüşler oluyor. Evet. Üç artık, günde, iki günde koku duyusu geri geliyor. Çok faydalandım. Onun haricinde yani evde tek bendim. Ne eşim ne çocuğum, onlara geçmedi. Çok iyi izole ettim kendimi. Flymix'ten de yine aynı şekilde, klinikte de o şekilde çok faydalandım. Bunları da kullanabilirler. Aynı şekilde. Ama içmiyoruz. Bakın onlar da antiviral. Hani illa içmek gerekmiyor. Aromaterapi koku ve sürme yoluyla elde edilir. Bazı yağlarımız var. Oral olarak kullanılabilir. Ama onlar için biz kanırdık. Evet. Bir organik sertifikası, bir de kesinlikle. Gıda ruhsatı gıda alabilmek için yani. Ve o yüzden gıda, o limon kabuğundan yapılan bir şey ve distilasyonla elde edilmiyor. Limon kabuğu sıkılarak yapılıyor ve organik limon kabuğu. Hani karıştırmasınlar. Bir de iki damla. Kesinlikle olmaz. İki damla kekik COVID'de etkili olmaz. Evet, kesinlikle olmaz. Bu detoks için iki damla diyoruz biz. Yemeğe de koyarsın doğru uçacağı. Food grade bunlar, food. Ama kekik olmaz. Ona, yani COVID'e etkili olacak kadar kekik yüzlerce gram mümkün değil. Oral alınmaz yani. Alamaz. Ölür. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Başka sorulardan şey sormuş, menopoz psikolojik nefes darlığı için ne önerirsiniz? Psikolojik nefes darlığı için koklama hangi yağları? Burada frankincense. Bunu ben kesinlikle. Şey yapabilir miyim? Frankincense, emeği ekoliptus nane. 4 uçucu öneriyoruz. Daha söyleyelim istersen. Frankincense, ökaliptus, elemi ve nane. Frankincense'i ben genelde solunum sıkıntısı olan hastalarında öneriyorum. İçerisindeki fedendren bronkodilatasyon yapıyor. Daha çok rahatlatıyor ve takıntı halinden o korku hissiyatını hani baskılıyor. Onları, o yüzden çok sevdiğim bir yağ. Bunları kullanıyorum mutlaka. Formülasyonlarımı ekliyorum o tür durumlarda. Çok güzel. Çok güzel. Başka neler var? Ne epilepsi için şimdi burada önermesin doktor hanım.
Evet. Epilepsi de biz epilepsi, Parkinson böyle şeylere böyle herkes bu tür bir yayında yapmıyoruz. Değil. Çok bütüncül yaklaşmak lazım. Aynen. Ne gibi hastalıklara? Ama, şimdi çok soru gelecektir. Sedef için. Tabii. Sedef için öyle, atıyorum çeşitli romatizmal, otoimmün hastalıklar için öyle. Bunlar tamamen bütüncül yaklaşılması gereken. Hastayı alıp karşınıza nesi var, nesi yok, nerede hangi sıkıntısı var, nerede nasıl destek olabileceğinizi düşünebileceğiniz rahatsızlıklar. Al şunu kullan, şunu şu formülasyonu var diyebileceğiniz rahatsızlıklar değil. Hani insanlar bu konulardan çok muzdaripler. Maalesef kronik hastalıklar olduğu için herkes bir çıkış yolu alıyor. Yani kronik hastalıklar 2 günde oluşabilen bir hastalık değil. Hani bunu bir kere bir ilk önce kabul etmek lazım. İyileşme süresi de 2 günde olmayacaktır. Hani bir şey önerdiğiniz zaman da ben bunu kullandım iyi gelmedi deme lüksleri yok. Bu tür hastalıklar hasta hekim ilişkisinin iyi bir güvene dayanması artı hastanın gerçekten sabırlı olmasıyla hani yürüyebilen rahatsızlıklar. Aynen. Hani onu mutlaka belirtelim ki hani bu tür bir yerde çözüm hani tutup da bir canlı yayında çözüm bulabilecek bir rahatsızlıklar değil. Evet. Burada diz ağrısı var. Dizi çok ağrıyor. Orada diz mesela ağrısı için. Buyur canım sen. Diz ağrısını mesela destek olarak oral da öneriyoruz. Oral da öneriyoruz. Ne gibi? Şöyle söyleyeyim. Oral da önerirken diz ağrılarında bir kere diz ağrısı neden ağrıyor? Bir nedeni bu. İkincisi basit bir kireçlenmesi mi var? Sıvaz alması mı var? Atıyorum bazı kişilere protez öneriliyor. Orak deliği mi gelmiş? Yoksa hani dizde ödemi mi var? Meniskopatisi, yırtığı mı var? Hani bir kere bunun altta yatan bir nedeni. Hani ona göre değişecek ama ağrı kesiciler kullanıyoruz. Avokado yağını ben çok öneriyorum oral olarak. Hani diz ağrısı olanlarda. Eklemde bu kartilaj sıvısının yapımını arttırdığı için özellikle osteoartritte çok destek oluyor. Kesinlikle. Bir yemek kaşığı avokado yağını mutlaka öneriyorum oral olarak, içme olarak. Sürme olarak da demin ağrı da bahsetmiştik. Tamamı içerisine işte frankincense olabilir, salya olabilir, ardıç olabilir, karanfil ve nane kombinasyonuyla çeşitli oranlarla formülasyonla hekiminiz zaten bunu yazacaktır size. Eczacımız da bu hani eğitim alan bir eczacımız da hazırlayacaktır. Ona göre yapılır. Ama bunlar hiçbir zaman değil ki şu karışsın. Hepsinin içerisindeki etken maddenin oranları ve birbirlerinin etkilerini artıracak şekilde ayarlanmalarıyla hazırlanmış formülasyonlar. Onun için de bilinmesi lazım. Ağrı lazım. Neden kesinlikle. Oluyor? Kesinlikle evet. Aynen öyle. Peki uçuk için, uçuk kolay. Çok kolay. Buyur tatlım, uçukta sen ne yapıyorsun? Uçukta ne yapıyorum? Hemen başladı hani hafif bir yanma vesaire hissediyorsunuz. Günde 3-4 sefer hani oraya Nioli, bir damla Nioli. Nioli zaten evimizin özellikle bayanlar için vazgeçilmesi olmalı. Bunun yanında bir sürü faydası var. Uçukta bunlardan bir tanesi mesela. Hemen Nioli sürebilirsiniz. Hani bu bir kere değil, günde 2-3 defa tekrarlarsanız çıkmasını engelleyecektir. Çünkü çok iyi bir antiviral etkisi vardır. O yüzden oldukça faydalanabilirler. Panik atak çok soruluyor. Gülsümcüğüm 3-4 tane panik atak gördüm. Bu aralarda evet. Çok şey, biraz panik atak. Çok, tabii, panik atak. Canım doktorum benim, güzel kızım. Şimdi şöyle söyleyeyim, panik atak. Güzel. Evet Zeynep daha güzel o buralarda dolanıyor ama. Yavrum şimdi, benim. Panik atak bir kere kronik olanlarda mutlaka hani psikiyatrist arkadaşlarımızdan destek almaları lazım. Ama bunun yanında kendilerini bir kokuyla rahatlatmak isterlerse hani şöyle söyleyebiliriz. Aldıkları desteğin daha çok işe yaraması için. Tabii yani kesinlikle. Doktor tedavisinin de daha işe yaraması için. Ya evet yeni başladıysa ve bunu panik atak olarak adlandırıyorlarsa kendileri yeni başlamış bir şeyse belki panik atak da olmayabilir. Bir anksiyete bozukluğu da olabilir hani farklı şekilde. Hani bunun için mesela enerjilerini yükseltecek biraz daha sakinleştirip bergamot koyuyorum ben. Frankincense, elemi koyuyorum hani bu tür şeylerde. Onun yanında seski terpenleri hani yüksek olan hani karefilin yüksek olan mesela patchouli ekleyebiliyorum o korkularının biraz öfkelerine geçmesi çok iyi için. Geliyor. Onu ekliyorum. Hani genelde bu şekilde kombinler. Kişinin hani şikayeti hissettiği duyguya göre değişiyor. O yüzden kişiye özel olması o yüzden güzel. Standart bir ilaç yok. Herkes gibi aynı reçeteyi yazmıyoruz. Kişinin şikayetlerine göre genelde bu yağlardan faydalanıyorum ben. Bir de şunu da söylememiz lazım. Çünkü eğitimlerde, sizlerle olan eğitimlerde de vurguluyoruz. Özellikle psikiyatride kullanılan ilaçlarla koklama aromaterapi yolakları aynı olmadığı için
birbirleriyle evet. etkileşmiyorlar. Evet. Onun için eğer bir psikiyatristinizin size verdiği bir ilaç kullanıyorsanız, o ilacı kullanırken de aromaterapiden faydalanabilirsiniz. Aromaterapinin güzelliği burada zaten. Bu. Ama yine mutlaka böyle sıkıntılı durumlarınızı hekimle eczacınızla, yani yine kafaya göre, kafadan dolma değil ama yine hekim ve eczacınızdan destek alarak yapabilirsiniz. Evet, çok da güzel hani şey yapıyor, rahatlıyorlar, öyle söyleyeyim. Hı-hı. Evet canım. Sonra başka bir de menopoz ne, bilek ağrısı mı? Tenisçi dirseği. Tenisçi dirseği frankincens. Evet. Tenisçi dirseği sonuçta. Frankincens tek başına sürebilirler rahatlıkla. Diğer ağrı kesici yağlarımız hani dediğim gibi yüksek olan sadece frankincens olabilir. Tek başına frankincens olabilir. Bunu bir sabit yağ içerisine koyup, alerjik hani, rinit var. Masaj. Alerjik rinit de alerjik aslında çok rahat. Senin çok çok güzel kullandın. Evet. Gebelerde dahi öyle söyleyebilirim. Hani gebe birçok hastam var, nazal steroid kullanamıyorlar biliyorsunuz. Bu tür durumda genel zaten kullanmasınlar Allah rızası için steroid. Kullanmasınlar, o ayrı mesele. Şimdi hani öyle olunca genelde ne yapabiliriz diye bana gelenler, ben ilaç kullanamıyorum, ne yapmalıyım? Daha sonra gebeliği bittikten sonra zaten o ilaca geri dönmüyorlar. O tamamen başka bir mesele. Akar spreyi olmazsa olmazımız bu tür durumlarda mutlaka. Formülü soruluyordu az önce bir soru. Tamam, onu da söyleyelim. Şimdi 500 mililitre su, bu distilesi olması şart değil. Hani çeşme suyu da olabilir. Bir sprey şişesi hani ne? 50 damla palmaroza ve 50 damla karanfil koyuyoruz. Bunu nerelere sıkıyoruz? En çok zaman geçirdiğimiz yerlere. Nevresimleri yıkıyoruz ama yastıkların içi, yatak, yorgan hani onların içi. Daha sonra sık yıkanmayan dış kıyafetler. Eğer bu bir bebekse, koltuk, çocuksa, puseti varsa, koltuk, perdeler, halılar hani bunları kaldırmamışlarsa. Emin halime sıktırıyorum ben açıkçası. Perdeler de hani diğer mevsimler gibi sık yıkanmadığı için perdelere kadar sıktırıyorum. İlk önce 2-3 günde bir sıktırırken daha sonra aralıkları açılabilir ama ilk önce belli bir doz seviyesine gelsin istiyorum. Daha sonra açabilirler. Koklama olarak da selvi, nane, ökaliptus, Neoli ve lavanta hani karıştırıp hani onların oranlarını karıştırıp onu koklamalarını istiyorum. Veya senin hazır ürünün Nose Mix ile beraber bir damla lavantayı mix, ben bir damla lavanta hani daha o şekilde koklatabilir. Çünkü 4 tane 5 tane yağ almaları alırsa o şekilde 500 yani ciddi bir para oluyor. Tabii. Ama zaten 50 küsür lira Nose Mix. Nose Mix ile bir tek lavantayı alıp, lavantayı da zaten o kadar her evde de olması gereken hani ilk yardımda çok önemli yağlardan biri. Diyorum ki Nose Mix'ten bir damla lavantayı burun içine yastığa falan sürebilirsiniz. Hem daha ekonomik oluyor, hem burun daha açılıyor, rahat nefes alıyorlar, hem de çok daha ekonomik oluyor. Evet, ondan çok güzel geri dönüş alıyorum. Çok da rahatlıyorlar hastalar. Evet. Ama mutlaka başka? Tabii kalıcı olması için akar spreyinden de. Mutlaka. Akar spreyi olmazsa olmaz. Tek başına olacağını düşünmüyorum. Akar spreyi olmazsa olmaz. Hatta çok araba kullanıyorlarsa, koltukları deri değilse araba içerisinde de mutlaka akar spreyi. Yani iş yerinde zaman geçirdikleri yer çok önemli. Hani evde zaman geçirmiyor, işte daha çok zaman geçiriyor. Tek veriyorsunuz bu bana ya da akar spreyini sadece eve sıkıyor. Bulunduğu ortamda değil. İyi gelmedi diyor. Gelmez çünkü zaman geçirdiğin yer orası değil. Otomatikman zaman geçirdiği, vakit geçirdiği yere asıl uygulanması oradaki gereken şeylerden bir tanesi. Yıkanamayan tekstile yani özellikle. Tekstile, aynen. Kesinlikle öyle. Covid'den sonra koku duyumu tamamen kaybettim. Biz Nose Mix'ten çok faydalandık. Evet. Ben de öyleydim. Sen de değil mi? Kendinde de çok kullan. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Peki bir de şey soruluyor. Adet dönemi. O acaba adet ağrısı için. Onun için. Adet burada bir tane var. Genç kızlara da hem normal. 13 yaş için demişler. Evet. Hani Clarisage. Miskada evet. çayı. Kasımda da bir iki damla. Değil, asla. Değil, kesinlikle değil. Evet. Misk ada çayı. Şunu da açalım. Normal ada çayı bizim ülkemizde acı elma yağı diye geçiyor. Maalesef onun içerisinde evet, tujon oranı çok bir yüksek. Sadece ofisinalis var, o daha da yüksek bildiğimiz ada çayı. Evet. Hani öyle olduğu zaman çocuklarda epilepsiye neden olabiliyor. Kasılmalara, konvizyonlara nedeni bilinmeyen konvizyonlara neden olabiliyor. Nörotoksik çünkü. O yüzden evet. Mutlaka tujon ve keton oranı düşük olan Clarisage'i kullansınlar.
Her mis zaman daha çayı. Güvenli. Kesin mis kadar çayı. Ben zaten o acı elma yağını bu kadar şeysizce çocuklara kullanılıyor ya. Bir tek şimdi aktarlar izliyorsa şeye girmek istemem ama aktarlara da satılan, onların da suçu yok. Orada yapılan uçucu yağların %90'ı tahşiş. Yani uçucu yağ değil. Bir parafini ya da sentetik esans konmuş bir şey. Esans Allah'tan koyuyor. Böyle. Çünkü gerçekten acı elma yağı, çünkü köylerden elde edilen acı elma yağını alıp süren insanların çoğunda çocuklarında kronik alerji var. Çoğunda çünkü tujon kronik nöroleptik kondisyonlar var. Evet, ciddi nörotoksisi de var. Onun için hani çok önemli bu kısım. Lütfen acı elma yağı bebeklere kullanılmaz. Kullanılmadığını biz çok çok defa dile getirdik. Kullanılmamalı. O an bebeğin gazı gider. Evet, ama sonra çok alerjik olur bebeğiniz. Sürekli alerji için bu çocuğun bünyesi çok zayıf diye hekimle hekim gezersiniz, ilaç alırsınız veya çocukta daha çok kullanırsanız nörotoksiste olur, neden böyle oluyor, neden seizure'lar oluyor diye aranırsınız, durursunuz sebebini. Hiç aklınıza gelmez ki o masum sandığınız şeyden olmuş olay. Evet. Evet. Şimdi şurada yine klerise çözebileceğimiz bir şey vardı. Menopoz ateş basmaları, menopozdaki ateş basmaları için. Onda da yılan yılan ve klerise koklama olarak öneriyorum. Ben çok güzel geri dönüşler olabiliyor. Hani o şekilde hem koklama hem boyuna da sürdürüyorum ben. Evet. Bileklere, boyuna yine hani dediğim gibi nars ağrısı noktalarına hep koklama şeklinde. Hava yayıcı ya. Ona da kullanabilirler varsa. Ateş basmalarına da iyi geliyor. Evet. Ağır metal temizliği için mi? Ağır metal temizliği için zerdeçal uçucu yağını öneririm. Zerdeçal uçucu yağıyla rolonlar öneririm. Zerdeçalın bu anlamda ve vetiver, zerdeçal, mürle masaj sabit bir yağın içine karıştırıp çok başarılı olur. Ağır metal şeyinde. Vetiver. Daha oral olanları daha çok işte hekimlere birebir giderek önermek lazım. Buradan daha çok masaj kısmını önerebiliriz. Bir de masaj kısmında şunu getireyim. Evet, terleme noktalarına masaj öneriyoruz ama rolon değilse eğer, direkt yağ kullanıyorlarsa, ağır metaller çıktıktan sonra terleme noktalarından ciddi tahriş yapabiliyorlar maalesef. Onun için de mutlaka daha sonrasında tıbbi Hindistan cevizi yağı kullansınlar. Mutlaka Hindistan cevizi yağı sürsünler. Evet, çünkü o oradaki o tahrişi Hindistan cevizi gideriyor. Yani dün biz dermatoloji, sen de belki tanıyorsundur, Ebru Hoca ile yaptık. Yani deri sonuçta detoks yapan bir organ. Yani deriden her şeyi biz vücutun toksik şeylerini atmak için kullanıyoruz. Ağır metallerle derinin dışına attığımızda mutlaka kandida ile atıyoruz. Neyle atacağız? Kandida taşıyor bunları. Şimdi kandida derinin dışına çıkınca orada iritasyon oluşuyor. Böyle olduğunda oraya kandidada en etkili yağ Hindistan cevizi yağı, onu sürüyoruz biz. Ve anında geçiyor o iritasyon. Evet, çok da rahatlatıyor hani o şekilde. Başka canım, burada sorunlardan ne oldu? Seni de bayağı yorduk. Yok, sıkıntı değil. Seni de bayağı yorduk. Soruları da geçmiş. Evet, soruları da cevapladık. Cevaplamadığımız var mı bilmiyorum. Çoğunu cevaplamaya çalıştık. Gülsümcüğüm, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaten sizin hastanız hani bol kurumunuzda hepsine şifalar diliyorum. Ay, inşallah. Gönlüne sağlık. Hakikaten sizler gibi hekimler oldukça çok daha bu destek tedaviler, geleneksel tedaviler de çok daha doğru yerlere gelecek. En azından insanlara zarar vermeden fayda vermeyi ne kadar önemli olduğunu sizlerle beraber halka da anlatacağız. Böylece bu bilinç artacak. Kesinlikle. Çok yükselttik birkaç yıldır Türkiye'de. Bunda da senin çok desteğin var bana. Ben herkesin huzurunda sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle görevimiz zaten zarar vermemek. Zarar vermeden kimlere ne kadar çok dokunabilirsek, ne kadar çok faydalı olabilirsek bizim için o kadar önemli ve mutluluk verici oluyor. Ben de teşekkür ederim. Bilgilerini karşılıksız şekilde bizlerle paylaştığın için gerçekten çok minnettarım sana bu konuda. Aromaterapi sevenleri olarak en azından öyle söyleyeyim. Canım benim. Sağ olun. Eksik olmayın. İyi ki varsınız. Hep var olun. Sevgili Alkancığım ve Zeynepciğime de selamlar. İyi akşamlar. Tamam, onlar da böyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Umarım yine faydalandığınız bir eğitim olmuştur. Sevgiyle. Görüşmek üzere.
Bu arada Mustafa'nın bir şeyi var. Sedef, egzama, atopi sorulmuş. Eğer dünkü yayınımızı izlerseniz bunların hepsinin cevabı dün dermatolog hekim Ebru Onat'la, ki bunu da bu canlı yayını da gönderi olarak koyduk, paylaştık sizlerle. Dünkü paylaşımımızda hepsinin cevapları var. Sevgiyle kalın, öpüyoruz.